Herkese merhaba, ben Doğanay Vural. Bugün yaban hayatını keşfe gidiyoruz. Peşine düştüğümüz hayvan, kara akbaba. Yavuz da var, çok güzel. Dur abi, dur kapat ya. Kızıl geyikler tam önümüzde. Bu sırtın arkasından böyle geliyorlar. Sistemimizi buraya kuracağız. Bir tanesi fotoğraf çekecek, bir tanesi video çekecek. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. YZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da YZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Şu anda bulunduğumuz yer Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'in bu kısmında vaşak, ayı, kurt ve diğer yırtıcı memelilerin bulunduğu gibi yırtıcı kuşlar da var. Bu alanda en önemli tür kara akbaba. Çünkü kara akbabalar nesli tehlike altındaki canlılardan bir tanesi. Bulunduğumuz alanda Kızılcahamam olarak geçiyor. Eski ismiyle Yabanabat. Biz de bugün yaban hayatını keşfe gidiyoruz. Kara akbabalarla karşılaşabiliriz. Diğer memelilerle de karşılaşabiliriz. Gün batımına doğru orman açıklıkları bizim şu andaki hedefimiz. Üstü düzleşmiş çam ağaçları gözümüze çarpan detaylardan bir tanesi olabilir. Çünkü üstü düzleşmiş çam ağaçlarında kara akbabalar yuvalanıyor. Bu tip detaylara dikkat ederek yolculuğumuza devam ediyoruz. (Gülüyor) 21 yaşındayım. Veteriner hekimliği okuyorum. Hayvanları çok sevdiğim için bu bölümü tercih ettim. Doğaya ve hayvanlara her zaman ilgim vardı. İlk olarak yaban hayatına ilgim babamın avcı olmasından kaynaklı. Babam çok iyi bir avcıydı zamanında. Biz çocukken avcılık hikayeleriyle büyüdük. Sonra babamı taklit etmeye başladım. Onun avcılık deneyimlerini, işte dağa giderkenki davranışlarını örnek almaya başladım. Babam arkadaşlarıyla ava giderken ben de gitmek istedim sürekli. Hatta birkaç sefer katıldım da yanlarında arabaya. Fakat babam benim bu davranışlarımı görünce, ilgimi, merakımı, onu taklit ettiğimi görünce benim avcı olmamı istemedi. Kendisinin de birkaç hayvanı vurduktan sonra yaşadığı kötü anıları var. Bundan dolayı da kendisi pişman olduğu için benim avcı olmamı istemedi. Sonra bir gün oturuyoruz. Masaya bir fotoğraf makinesi, bir de silah koydu. Dedi ki oğlum bak bunların ikisi de aynı konumda, işte aynı amaç uğrunda ilerliyor. İkisi de hayvanların peşinde gidiyor, ikisi de doğada gidiyor. Fakat aralarında tek bir fark var. İkisinin de tetiği var, birisi öldürüyor, birisi ölümsüzleştiriyor. Sen hangisini seçersen ben seni destekleyeceğim. Ama ben bu yaşıma kadar öldürdüm. Bundan da pişmanım. Senin ölümsüzleştirmeni istiyorum. Ben de tabii o yaşta bunu duyunca ölümsüzleştirmeyi seçtim. Fotoğraf makinesi daha cazip geldi. Ve o günden beri fotoğraf makinesini aldım elime. Önce böcekleri çekmeye başladım, kelebekleri çektim. Sonra uçan kuşları çekmeye çalıştım derken yeni objektifler, yeni makineler alarak kendimi geliştirmeye başladım. Şimdi bu kıyafetleri giyiyoruz çünkü peşine düştüğümüz hayvan kara akbaba. Kara akbabalar nesli tehlike altındaki türler ve şu anda yavrusu var. Bizim onları rahatsız etmememiz gerekiyor. Eğer rahatsız edersek ebeveynler yuvayı terk edebilir. Yavru da kaya kartallarının ve diğer yırtıcı hayvanların tehlikesi altında olur. Nesli tehlike altındaki bir canlıyı biz de tekrar tehlikeye sokmak istemiyoruz. Kamufle oluyoruz. Hayvanı rahatsız etmeden onu görüntülemeyi planlıyoruz. Abi burada sessiz olun. Bak baba aşağıda. Aşağıda bir kara akbaba yuvası gördüm. Dürbünle ona bakarken sol tarafından bir ses geldi. Hatta hala çıtırtı var.
yayılıyor. Bizim sesimizi duydu ve kaçtı. Bu bölgedeki çalışmalarımızın sonuna geldik. Hava kararıyor. Havanın kararmasıyla birlikte dönüş yolumuzun üzerinde kızıl geyikler var. Kızıl geyikler bu vadinin öbür tarafında bulunuyor. Ve gece yarısı aracımızla ilerlerken el feneri yardımıyla bir çift göz arayacağız. Şu anda dönüş yolundayız. Aracın kasasına geçtik. Çünkü sağlı sollu açık alanlarda, orman açıklıklarında yaban domuzları ve kızıl geyiklerle karşılaşma ihtimalimiz var. Bu bölge son zamanlarda görülen Anadolu parsınında görüldüğü iddia edilen bir bölge. Bölgeyi incelediğimizde Anadolu parsının yaşam alanına uygun olduğunu görüyoruz. Çünkü kızıl geyikler, karacalar, yaban domuzları Anadolu parsının avlayabileceği türler. Bakalım, umarım bu gece bu türlerden bir tanesiyle karşılaşabiliriz. Dur abi, dur kapat iş ya. Dur, geyikler burada. Stop et. Geri yanaş. Çok güzel bir şekilde kızıl geyikleri görüntüledik. Bir anne, bir de yavrusu var muhtemelen. İki taneydi. Yaban domuzu ışığı tutar tutmaz kaçtı. Ama geyikleri çok güzel görüntülemeyi başardık. Bakın şu an bulunduğumuz yer mosmor. Görüyor musunuz? Bunlar fi bitkisi. Bakın şöyle aldığınızda. Yağlı zaten. Çok yağlı bir besin olduğu için geyikler muhtemelen bu tarlayı tercih ediyorlar. Aynı zamanda yaban domuzları da. Gecenin sonuna geldik.
kızılgeyikleri, yaban domuzlarını gözlemlemeyi ve görüntülemeyi başardık. Gerçekten çok şanslıydık. Onları yakından izleyebildik. Yaban hayatta her zaman hayvanlarla direkt birebir temas halinde olamıyorsunuz. Saatlerce beklemeniz gerekiyor. Biz bugün gece safarisi yaptık. Işığımızı tuttuk. Tutar tutmaz kızılgeyiklerle karşılaştık ve onları görüntüledik. Çok şanslıyız. Sabah gün doğumunda yine yaban hayatını keşfetmeye çıkacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şu anda gözümüzü yaban hayatın tam ortasında açtık. İki gün öncesinde civar köylerden bir tanesinde bir kuzu hastalanmış ve ölmüş. Bizi direkt arıyorlar böyle bir durumda ve biz bu kuzuyu alıp yaban hayatına getiriyoruz. Bunun sebebi ise şudur. Çiftliğin etrafındaki çiftlikte yaşayan hayvanlar öldükten sonra eğer çiftliğin yanında kalırsa Kızılcahamam dört bir yanı ormanlarla kaplı bir ilçe olduğu için bu köyün etrafına yaban hayvanlarının inip leşi almak için geldiğinde evcil hayvanları da görme ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla sonraki süreçte o evcil hayvanlar yani kuzular, keçiler için sıkıntı yaratıyor, tehlike arz ediyor yaban hayvanları. Biz de şöyle bir çözüm bulduk. Etinde bir sıkıntı yoksa, yaban hayatına zarar vermeyecekse alıyoruz. İnsanların erişiminin uzak, yaban hayvanlarının erişiminin kolay olduğu bir noktaya getiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer boz ayının çok sık görüldüğü, görülme ihtimalinin olduğu bir yer. Karışık ormanlarda gündüz vakti boz ayılar çok sık görülebilir. Çünkü gündüzleri boz ayılar güneşin alnında olmaktansa böyle sık ormanın içerisinde yatıyorlar, gölgede serinliyorlar. Biz de sık ormanın içerisine bu kuzuyu bırakarak, ölen kuzuyu bırakarak ayıların kuzuya gelmesini ve o sırada görüntülemeyi sağlayacağız. Burası bir patika haline gelmiş. Muhtemelen yaban domuzları, boz ayılar bu sırtın arkasından böyle geliyorlar. Şuradan suya iniyorlar, su içiyorlar. Karşı tarafa geçeceklerse karşı tarafa geçiyorlar. O yüzden hayvanların geçiş güzergahına bu leşi bırakacağız. Şimdi bu leşi buraya bağladıktan sonra sistemimizi buraya kuracağız. Yaklaşık bir saattir buradayız. Kurulumumuzu gerçekleştirdik. Alana bir fotoğraf çekmek için DSLR fotoğraf makinesi, bir tane de normal fotokapan kurduk. Bir tanesi fotoğraf çekecek, bir tanesi video çekecek. Hava çok sıcak. Olası bir olumsuzlukta ISO değerimizi arttırarak hayvanı gündüzde görüntüleyebilmeyi hedefliyoruz. Ancak gece gelirse, flaşlarımız da patlarsa çok güzel bir görüntü elde edeceğiz. Eğer elde edemezsek de daha öncesinde aynı bu şekilde yaptığım bir çalışma var. O çalışmadan elde ettiğimiz görüntüyü de sizlerle paylaşacağız. Güzel bir çalışma yaptık. Rastgele diyoruz. Umarım güzel görüntülerle karşılaşırız. Doğada olmak, yaban hayatıyla iç içe olmak, bu izlenimlerimizi sizlerle paylaşmak gerçekten çok mutluluk verici bir duygu. Bakın etraftan gelen su sesi, kuş sesleri. Bir defa bu ortamda olmak bile ayrı bir duygu. Yaban hayvanlarını da sizlere gösterebilmek müthiş bir şey. Umarım keyif almışsınızdır. İlerleyen zamanlarda Türkiye'de nesli tehlike altında olan ve daha önce bilinmeyen diğer yaban hayvanlarının da peşine düşeceğiz. Takipte kalın, kendinize iyi bakın.